Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Migros'u inceleyeceğiz. Migros'ta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle genel fiyat grafiğine bakıldığında 4 aylık bir düzeltme hareketinin ardından güzel bir çıkış gerçekleştirerek fiyatın 511 seviyesine kadar gerilediğini, satışlarla 430-409 seviyesine kadar inmesinin ardından burada zigzag şeklinde yukarı yönlü bir tepki verdiğini, bu tepki de 460 ile yükselişten sınırlayıp tekrardan düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. Yine 409 desteği çalışmış. Buradan alımlar gelmiş. Oluşan alımlarla birlikte güzel pozitif fiyatlamalar gerçekleştirmiş. Ancak hala düşüş trendinde anlıkta %2'ye yakın pozitif bir fiyatlamayla 434-435 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi genel olarak bakıldığında net bir düşüş trendi var. Daha doğrusu yükseliş trendleri de ikinci trend diye tabir ettiğimiz geri çekilme düzeltme hareketi yaşıyoruz. Fiyat 434'ün üstüne kaldığı sürece yok. Bu düşüş trendini kırmak isteyecekler. Önünde sadece bir 437 engeli var. Yani kısada fiyat 437'yi aşarsa düşüş trendi kırılacağı için, bu kanal kırılacağı için ilk etapta 460, devamlı da 511 seviyesine yükselişler yapması mümkün. O yüzden kısacı trade eden al satçı arkadaşlar bu seviyelerden alım yapabilir. Yani 433-435 bandından alım gerçekleştirebilir. Buradan yapacağınız alımla birlikte çok fazla beklemek istemiyorsanız arkadaşlar 420 bandını, kısa vadeciler için söylüyorum, 420 bandını stop loss seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Buradan yapacağınız alımla fiyat zaten 437 kırarsa düşüş trendi biteceği için yükseliş hareketleri kademeli şekilde devam edecektir. İki etapta 460 direnci geçilmesiyle de 511 seviyesi hedef olacaktır. Hisse düzenli temettü veren bir şirket. Özellikle genel geçen sene de 2 liranın üstüne temettü vermişti. Bu sene de 6 liranın üstüne temettü verecek. Asla tam tarih söyleyeyim, 27 Mayıs günü 6,21 TL temettü dağıtım gerçekleşti. Nakit temettüğünü isterseniz de temettü içinde orta ve uzun vade içinde alabilirsiniz. Düşüş olursa burada 430 güzel bir desteğimiz var. Destek kırılırsa arkadaşlar 409-410 seviyeden geri çekilmesi de alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Buralara düşmesi durumda kaçırmamanızı öneririm. Hem kısa vadeciler buradan almayı risksiz bir alım yaparsa düşüşlerde burayı not alsın. 409-410 seviyesi gelirse buradan alıp yine tepki yükselişine satmak için de işleme girebilirsiniz. Kısada 437 üstü pozitif. Tekrar kısa bir özet yapayım. Geri çekilmeleri orta ve uzun vadeci arkadaşlar alım fırsatı olarak değerlendirebilir. 430-409 seviyeleri alım için güzel seviyeler. Bu kademelerden isterseniz alım yapabilirsiniz. 437 üstü pozitif. Düşenin kırılmasıyla birlikte yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Şuradaki hareketin aslında hemen hemen aynısı, gördüğünüz gibi kademeli yükselişler sürmüş. Önemli olan trendin tersine dönmesi. Trendin tersine dönmesiyle yükseliş hareketi devam edecektir. Bu da bizi kısada 460-511 seviyesine götürür. Kısacılar, al satçı arkadaşlar bu dirençten isterlerse satış yapabilirler. Ancak buradan orta ve uzun vade maliyetlerini arkadaşlar 511'in geçilmesi durumunda beklemeleri daha iyi olacaktır. Çünkü burada hem de bir çanak yapılmış olacak. Çanakla birlikte orta vadede hedefi 650-645 seviyesi olacak arkadaşlar. İsteyen temettüyü de bekleyebilir. 27 Mayıs'ta da 6,21 TL temettü dağıtımı gerçekleşecek. Migros bu şekilde, cümleten bu kazançlar, hoşça kalın.